Arkadaşlar, basit egzersizleri yaptıktan sonra, ilk başlangıç egzersizlerini yaptıktan sonra, tabi bunları bir süre çalışmanız gerekiyor. Devamında gelecek egzersizde bütün parmakların sıralı bir şekilde kromatik olarak sıralanması. 1, 2, 3, 4 ve bunu çalarken sağ elimizi de İ, M, İ, M şeklinde çalacağız. Sağ ve sol elime dikkat edin arkadaşlar. Egzersizlerini yaparken bütün parmaklar basılı bir şekilde kalacak. Kaldırmıyoruz parmaklarımızı. Aynı egzersizi bir de tersten çalıyoruz. Arkadaşlar, parmaklarımızın biraz daha açıldığını düşünerek artık farklı varyasyonlarla parmaklarımızı çalıştıracağız. Bu egzersizimizde 1, 3, sonra 2 ve 4. parmaklarımızı kullanacağız. 1 ve 3'ü çalarken 1. parmak basılı kalacak. Kaldırmıyoruz. Bunu unutmuyoruz. 2. ve 4. parmaklarımızı bastığımızda 2. parmak basılı kalacak. Şu şekilde. Yani 4. parmağımızı bastığımızda 2 basılı kalacak. Çalışma prensibim var mı? Veya öğrencilere tavsiye edeceğim. Yani başlangıçta dedik ki hani istediklerini yapsınlar ama dönsünler normal çalışmalarına devam etsinler. Biraz... Bir prensip var mı? Ne kadar çalışmaları gerekiyor? Öncelikle inatçı olmaları gerekiyor ve sabırlı olmaları gerekiyor. Hı-hı. Bas gitarist çok sabırlı insandır. Hı-hı. Çünkü sahnede ya da işte albümlerde çalınan birçok melodiye tek bir sesle eşlik eden dakikalar boyu aynı şeyi yapabilen, birlik nota çalan, böyle bir sabra sahip olan insanlar. Solo gitarist gibi olmaması lazım değil mi? Bizim gibi. Cool olması gerekiyor. Arkada böyle çalacak yavaş yavaş falan. İş adamı yani, evet. Böyle işinin. Ama onun da çok keyifli olduğunu anlayacaklardır. Biraz sabretmelerini istiyorum öğrenci arkadaşların. Bas gitara merak salan insanların. Sabır zaten hepimiz için ortak bir şey ama evet. Bas gitarda biraz daha fazla. Ayrıca evet. Sanki böyle bir ekstra bir şey. Yani bir solo gitaristi durduramazsın işte. Öyle.
Yani. O araya bir şey katmaya çalışır hemen zaten. Evet. Onun dışında çalışırken başka nelere dikkat etsinler? Kesinlikle metronom. Metronom hepimiz için. Evet, o da standart şeylerden birisi. Tabii. Evet, bas gitarın orkestradaki öneminden bahsetmiştik. Ne demiştik? Bas gitar bastığı notalarla bütün orkestranın sesini başka yerlere kaydırabilirsin. Yani ben mesela sürekli la minör vururken bas gitarın bastığı notalar bütün armoniyi sanki değişik bir şey basıyormuşçasına evet. Değiştirebilirim. Hissini tamamen değiştirebilirim. Bir deneyelim bakalım. Ben sadece la minör basacağım. 3-4. Senin yaptığın şey aynı. Ben bahsettim yaptığım cümlelerde. Duyulan müzik farklı oldu. Evet, sürekli aynı notaya vurdum evet. Ben artık. Basçı rolünde. Eşlik gitarcı. Eşlik gitarcı, evet. Süper, bu da keyifli. Dinlemek de keyifli ama evet, yani. Kesinlikle. Bu artık yaptığın işle ilgilenmiyorsun. İşte o zaman zaten müzik yapmaya başlıyorsun. Değil mi artık? Karşındakini dinlemeye başladığın zaman, fark ettiğin zaman güzel yani müzikler kendi işini yapabilirken değil mi? Evet. Başkasını da dinlemeye o da zamanla oluşacak bir şey. Bir de teknik konusu var. Gitarda bildiğiniz gibi bir sürü teknikten bahsettik. Bunların en başında legato teknikleri olan hammer-on, pull-off teknikleri tabii ki bunda evet. Da aynı şekilde aynen, var değil mi? Evet, pena yerine parmak kullanıyoruz. Pena ile çalanlar için de tabii onlar... Aynı, o zaman direkt evet. Gitar gibi oluyor. Yani pena vuruşları da aynı şekilde evet. Değil mi? Ankara aynı yaparken şey. Üst üst alt yapma aynı. Evet. O zaman gitarist gibi davranmaları evet. Pena ile çalacak olanlar, ona meraklı olanlar... Gitarist gibi davranıyorlar ama yine basçıların yaptığı şeyleri yapıyorlar. Evet. Hammer-on pull-off var, slide var. Evet. Slide hatta gayet, değil mi? Çok da kullanılan. İyi günler arkadaşlar, iyi akşamlar, günaydın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki derste yine beraber görüşmek olacağız. Size.